Sevgili Peygamber Efendimizin zamanında Alkame adında bir genç vardı. Hep taat üzerinde olup yaz kış oruç tutar, geceleri sabahlara kadar da namaz kılardı. Bir gün fenalık geçirdi ve dili tutuldu. Hazreti Peygamber Efendimiz de Hazreti Ali ve Ammar bin Yasir'i Alkame'nin yanına gönderdi. Kelime-i şehadet getirmek için çalışsalar da fakat Alkame'nin dili dönmedi. Hazreti Ali Efendimiz Hazreti Bilal-i Habeşi'yi Peygamber Efendimiz'e gönderdi. Durumu anlattı. Resulullah Efendimiz Alkame'nin annesi babası var mı buyurdu. Yaşlı bir anası var dediler. Annesini buraya getirin buyurdu. Getirdiler. Alkame'ye ne oldu anlat. Seninle geçimi nasıldı? Sana sevgisi, saygısı nasıldı? Söyle dediler. Annesi bu soru üzerine hüzün dolu gözlerle şöyle anlattı. Ya Resulullah, çok iyidir, zahittir. Hep taat ve ibadet üzeredir. Ama ben ondan razı değilim. Resulullah Efendimiz, Alkame'nin dilinin tutulması bu yüzdendir. Ona hakkını helal et de dilinin bağı çözülsün der. Ey Allah'ın Resulü, o benim hakkıma çok riayetsizlik etti. Hakkımı helal etmem dedi. Resulullah Efendimiz, ey Bilal, halkı topla, etraftan odun toplasınlar, Alkame'yi yakacağız buyurdu. Çünkü annesi ondan razı değildir. Annesi, ya Resulallah, benim oğlumu benim gözümün önünde mi yakacaksınız? Söyler misiniz, kalbim buna nasıl dayanabilir? Resulullah Efendimiz, annesinin bu serzenişleri üzerine cehennem ateşi dünyadaki bütün ateşlerden daha tesirlidir, daha etkilidir buyurdu. Sen ondan razı olmadıkça onun hiçbir taati, ibadeti makbul değildir buyurdu. Kadın feryat içinde ya Resulallah ben ondan razı oldum, hakkımı da helal ettim diyerek eve doğru yöneldi, eve gitti. Eve döndüğü zaman Alkame'nin sesini duydu. Yüksek sesle kelime-i şehadet getiriyordu. Dili açılmış, dilinin düğümü çözülmüştü ve aynı gün vefat etti. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazını kıldırdı. Defnedip öteki aleme, yani gerçek aleme uğurladılar. Rabbim anne ve babalarımızın yaşarken hayır dualarını alanlardan evlatlarımızı da vatanına, memleketine, milletine, bayrağına, ülkesine sevdalı, aşık olanlardan eylesin inşallah.